Kanalımıza hoş geldiniz. Nihat Hatipoğlu enstrümanların çoğalmasını kıyamet alameti olarak yorumlayınca ünlülerden büyük tepki geldi. Sizce enstrümanların çoğalması, şarkılar söylenmesi, müzik yapılması kıyamet alameti midir? Her zaman Ramazan'da ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu bu yıl da birbirinden acayip soruları yanıtlamaya devam ediyor. Her zamanki gibi gelen garip sorularla da gündem oluyor. Pek tabii. Geçtiğimiz gün kıyamet alametlerinden bahseden Nihat Hatipoğlu enstrümanların çoğalmasını da alametlerden biri olarak sıralayınca olanlar oldu. İlk tepki Işın Karaca'dan geldi. Hikayesinde paylaştığı bu yazı yüzünden de linç edildi. Sonrasında şöyle bir açıklama yapan Işın Karaca şu şekilde dedi. Her gün bir tuhaflıkla karşılaşmak rutine bağlandı. Yahu benim özgür iradem var. Düşünce özgürlüğüm var. Burası ayrıca benim sayfam. Abartmıyorum. 300'e yakın bot hesaptan hakaret içerik mesajlar aldım bugün. Hırsızlık, tecavüz, çocuk istismarı, hayvanlara cinsel işkence alamet belirtisi değil de çoğalan enstrümanlar kıyamet belirtisi mi ise biz sizinle hiç görüşmeyelim. Frekans farklılığımız var. Hemen ardından bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Dün nihayet Hatipoğlu'nun programında müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri, geri bir takım konuşmalar geçmiş. İlahi okumak da bir müziktir. Müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz diyerek tepki gösterdi Yeşim Salkım. Ve birçok ünlü bu şekilde Nihat Hatipoğlu hocaya e seslerini çıkardılar, seslerine ulaştırdılar. Sizler de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizlere yazın lütfen. Hoşçakalın, saygılarımızla.